For Life TV'den herkese merhaba. Fatih Ermiş'te Çocukça Şeyler programına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda da sizlere evde kolaylıkla yapabileceğiniz 2 adet sihirbazlık numarasını öğreteceğim. İlk oyunumuzun ismi 3 kart oyunu. İsminden de anlaşılacağı gibi 3 adet kartla yapılıyor bu oyunumuz. Evet, 4, 5 ve 6 kartlarımız var. 3 adet kartım var elimde. 1, 2 ve 3. Bunlardan biri 4, biri 5, biri de 6. Evet, şimdi bu oyunu yaparken karşınızdaki arkadaşlarınıza soruyorsunuz. Ortada hangi kart vardı diye. Evet, ortadakinin 5 olduğunu size söylüyorlar ve 5'i masanızın üzerine koyuyorsunuz. Elinizde de 4 ve 6. 2 adet kartınız var. Ve ortadaki kartın ne olduğunu arkadaşlarınıza sorduğunuz zaman size 5 cevabını verecekler. Ama siz parmağınızı şıklatıp kartı üflediğiniz zaman ortadaki kart bir papaza dönüşecek. Şimdi bu oyunun sizlere nasıl yapıldığını öğretiyorum arkadaşlar. Bunun için dediğim gibi 3 tane karta ihtiyacınız olacak. 4, 5 ve 6 rakamlarını tercih ediyorum ben. Çünkü üzerlerindeki semboller ne çok fazla ne de çok az, gayet görülebilir biçimde. Burada bizim önceden yapmamız gereken bir hazırlık var. Bunu kimse bilmiyor. 5 numaralı kartımızı üzerine başka bir kartı şu şekilde koyuyoruz. Tam burayı aynı hizaya getirdiğimiz zaman şu dışarıda kalan kısma bir çizik atıyoruz arkadaşlar, bir kalemle. Şurada bir çizimiz oluyor ve biz bir makas yardımıyla buradan kartımızı kesiyoruz. Evet, kartımız küçük oldu. Şu kenarları çok sivri oldu. Buraları da biraz diğer üstteki taraflar gibi yuvarlak hale gelecek şekilde şöyle bir kesiyoruz. Evet, bu küçük kartla ihtiyacımız yok. Bunu atabiliriz arkadaşlar. Burada yapacağımız olay bu kartı buradaki 4 nolu kartın üzerine yapıştırmak olacak. Bunun için bir yapıştırıcı kullanıyoruz. Küçük olan kartımızın arka yüzeyine tamamen yapıştırıcı sürüyoruz. Ve alt tarafı diğer kartın altı ile aynı hizaya gelecek şekilde kartımızı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işlem bu. Ve daha sonra diğer 6 numaralı kartı da bu şekilde tuttuğumuz zaman 4, 5 ve 6 aynı sırada gözüküyor. Ve tabii ki bunu yapabilmemiz için de bir papaz kartına ihtiyacımız var. Bunu da 6 numaralı kartın altına gizliyoruz. Bu şekilde duruyor. Yani şöyle kapalıyken biz aslında en üstteki şu iki kartı birlikte tutarak aşağı çekiyoruz. 5 zaten yapışık olduğu için görünüyor. O göründükten sonra da tutuyoruz. Altta sakladığımız papazı kimseye göstermiyoruz arkadaşlar. Masamızın üstüne ters bir şekilde koyuyoruz. 1, 2, 3 tane kartımız var. Bu bizim gizli kartımız. Bunu kimse görmeyecek. Bunu alıyoruz. Daha sonra diğer kartı aldık, buraya koyduk. Ve sonra da en son diğer kartı alıp bunun üzerine koyuyoruz. Şimdi sizin göreceğiniz şekilde yapıyorum. Gizli kartı elimize aldık. Kimse görmüyor. Papaz olan kartı aldık. Kimse görmüyor. Ve diğer kartı aldık. Papazın önüne koyduk. Ve bu şekilde de arkadaşlarımıza döndürüyoruz. 4, 5 ve 6. Daha sonra bunu kapatıp şu şekilde açtığımız zaman zaten ortada papaz var. Ve biz arkadaşlarımıza ortada hangi kart vardı diye sorduğumuzda bize 5 olduğunu söyleyecekler. O kartı alıp buraya koymalarını istiyoruz. Burada bekliyor. Daha sonra bu iki kartı da zaten şöyle çektiğimiz zaman 4 görünüyor. Daha aşağıya çekip 5'i göstermiyoruz. Şu şekilde 4 ve 6. Ters çevirip şöyle yaptığımız zaman da zaten burada yapışık olduğu için bu kart hiçbir şekilde görünmez. 2 adet kartımız var. Ortada hangisi vardı diye soruyoruz. Bize 5 cevabını veriyorlar. Biz tabii ki kartımıza üfleyip parmağımızı şıklattığımız zaman papaz çıkıyor. Ve bütün arkadaşlarımız şaşırıp bizi alkışlıyorlar. Ve dediğim gibi buradaki gizli kartımızı hiçbir şekilde kimseye göstermiyoruz arkadaşlar. Evet. 3 kart oyununun nasıl yapıldığını öğrettim size. Bu oyunu yapmak için söylediğim noktalara lütfen dikkat edin ve ayna karşısında bol bol pratik yapın arkadaşlar. Burada da sizlere bir para kaybetme numarası göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir adet bozuk madeni paraya ihtiyacımız var. Bir bardak ve bir peçete kullanıyoruz. Peçeteyi arkalı önünü gösterdikten sonra bardağımızın üzerine kapatıyoruz. Ve bardağımızı kaldırıp buradaki paranın üzerine koyuyoruz. Ve bardağı üfleyip parmağımızı şıklatarak peçeteyi kaldırdığımız zaman para kaybolmuş oluyor. Herkes paranın nereye gittiğini merak ederken biz tekrardan
peçeteyi bardağa sarıyoruz ve havaya kaldırdığımız zaman tekrar para ortaya çıkmış oluyor. Herkes paraya bakarken biz tekrardan bardağı paranın üzerine koyup üzerine vurduğumuz zaman bardağı da kaybetmiş oluyoruz. Evet, şimdi bu oyunun nasıl yapıldığını öğretiyorum. Evet arkadaşlar, bu para kaybetme numarasını yapabilmemiz için de bir bozuk para ve bir tane de içi görünen bir bardağa ihtiyacımız var. Bir karton zemin kullanıyoruz bunun için. Ben siyah renk karton tercih ediyorum ama siz isterseniz başka renklerde, hatta simli parlak renklerde kartonlarda tercih edebilirsiniz. Bu bizim alt zeminimizi oluşturuyor. Gösterimizi bunun üzerinde yapıyoruz. Evet, bardağımızın üzerine bir gerçekleştireceğimiz işlem var. Bunu kimse bilmiyor. Biz bunu önceden hazırlıyoruz. Bardağımızın şu üst kısmına bir yapıştırıcı sürüyoruz arkadaşlar. Ve bunu da kullandığımız kartonun üzerine yapıştırıyoruz. İyice yapışması için bir süre bekliyoruz. Evet, bir süre yapışmasını bekledikten sonra bir makas yardımıyla kartonun etrafını kesiyoruz. Evet, kestikten sonra şu etrafındaki parçaları da atıyoruz arkadaşlar. Evet. Bardağımızın altını kapatmış olduk. Bu şekilde de kullandığımız zeminin üzerine koyduğumuz zaman bardağın içi boş görünüyor ve altında yapışık olan karton belli olmuyor. Burada kullandığımız peçetenin amacı tamamen bu bardağın içindeki gizli kapağın görünmemesi için. Peçetemizi kapatıyoruz. Bardağı kaldırıp paranın üzerine koyuyoruz. Ve peçeteyi kaldırdığımız zaman para şu altta kalmış oluyor. İki kartonun arasında sıkışmış oluyor. Ama herkes paranın kaybolduğunu görüyor arkadaşlar. Tekrar şekilde gösteriyorum. Bardağımızı peçeteyle kapattık. Paranın üzerine koyduk. Peçeteyi kaldırdık. Ve para kayboldu. Daha sonra da bu sefer peçeteyi sıkı bir şekilde bardağın üzerine sarıyoruz. Ve tamamen peçete bardağın şeklini alıyor. Bu şekilde kaldırıyoruz. Ve parayı gösteriyoruz. Parayı gösterirken şu şekilde bardağı geriye doğru alıyoruz. Masanın arkasına doğru çekiyoruz. Ve peçetenin içinden bardağı düşürüyoruz. Bardak kucağımıza düşüyor arkadaşlar. Şu şekilde tutup elimizi biraz gevşek bıraktığımız zaman bardak kucağımıza düşecek. Şu şekilde getirdik, bıraktık ve kucağımıza düştü. Biz hala burada tutmaya devam ediyoruz. Peçeteyi aynı şekilde bardakmış gibi tutuyoruz. Sıkmıyoruz. Daha sonra parayı, tabii herkes parayı görüyor. Bu sırada diğer elimizle parayı gösteriyoruz ki buradaki işlem belli olmuyor. Parayı ortaya getirdik. Peçeteyi bardakmış gibi tutup paranın üzerine koyuyoruz. Hala onun şeklini tutuyor ama içi boş ve kuvvetlice vuruyoruz. Ve bu vurma esnasında herkes bardağın kaybolduğunu zannediyor. Peçeteyi de yırtarak herhangi bir gizli işlem olmadığını, bir hile olmadığını gösteriyoruz arkadaşlar. Ama bu sırada kucağımızda duran bardağın yere düşmemesine dikkat ediyoruz. Ve bu şekilde de arkadaşlarımızın şaşkın bakışları arasında gösterimizi sonlandırıyoruz. Tabii ki kucağınızdaki bardağı daha sonra çıkartmayı da unutmayın. Bunu da arkadaşlarınızın görmediği bir sırada gizli bir şekilde kucağınızdan alıp başka bir yere koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere bir para kaybetme numarası ve 3 kart oyununun nasıl yapıldığını öğrettim. Siz de gösterdiğim detaylara dikkat eder, ayna karşısında çalışır, pratik yaparsanız bu oyunu okulda arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize ve ailenize, sevdiklerinize yapabilirsiniz. Evet, kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ekranlarınız aydınlık olsun.